İyi günler sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Elazığ'da, Keban'da doğmuş, Bozkırlar'da doğmuş ama tasavvufun deryalarına dalmış bir mübarek insan. Ömür tamam olup vakit dolunca ecel kapımızı çalmaya gelir. Elinde kaderin verdiği ferman, bir can borcumuz var almaya gelir der. Nimri Dede, merhum Nimri Dede, 1986 yılında rahmeti rahmana kavuşur. Mezar taşında kendi gönül deryasından süzülmüş mısralarla Allah aşkı bütün derde devadır. O aşk yoksa lokman gelse hevadır. Müminlere elzem olan duadır. Bütün ervah-ı mukaddes için El-Fatiha, Hacı İsmail Dehmen yazılıdır. 1986 yılında rahmeti rahmana uğurladığımız Aziz Nimri Dede'yi bugün yad etmek için buradayız. Konuklarımız Hacı İsmail Dehmen, merhumun oğlu Naki Dehmen. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve şu anda elimizde bulunan Nimri Dede isimli kitabın yazarı benim kadim dostum Profesör Doktor Ahmet Buran. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş. Şimdi biz sevgili izleyiciler, Nimri Dede'yi bir tasavvuf deryası olarak vasfettik. Ama onun bir evladı Ercihan Dehmen, o da kendi gördüğü hasletler içerisinde merhum babasını vasfetmiş. Demiş ki, o benim aynı zamanda sınıf arkadaşımdı, ihvan kardeşimdi. İcazetli son melami üstadı, Hafız Kemali Baba'dan melametin cem aşamasını sülük edip, Hazretin Darül Beka'ya hicreti ile de dersinin tamam olduğuna hükmedip, o dairede bir sofistik hayat tarz ve anlayışını benliğine payitah eylemiş. İşin aşki yani esrik bloğunda sembol bir şahsiyet olmuştu. Evladın babasını gördüğü bu makamı biraz da bir başka evladı Naki Dehmen'den dinleyelim. Siz merhum babanızla çocukluğunuz belki aynı köyde geçti. Daha sonra babanız İstanbul'a gitti. Siz babanızın hangi hayat devresinde beraber oldunuz? Veya babanız İstanbul'dan Elazığ'a geldiği zaman ne kadar ayrı kaldınız? Babanızın hayat hikayesini sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Babamın çocukluğundan mı başlayayım yoksa bizim ilişkilerimizden mi? Yok, babanızın hayatını bize bir anlatın. Daha sonra da hangi devrelerde babanızla birlikte oldunuz? Çünkü zaman zaman belki ayrılmış olabilirsiniz. Ayrıldık da. Babanız İstanbul'a gitmiş, siz köyde kalmış olabilirsiniz veya tersi de olabilir. Siz babanızın hayatını bize anlatın. Babamlar dört kardeş. Evet. Dört erkek kardeş. Anneleri ve babaları iki sene arayla. Babam 6 yaşındayken rahmetli oldu. Evet. Allah rahmet etsin. Evet. Ve köyde amcalarının yanında bir süre kalıyorlar. Evet. Daha sonra İstanbul'a geliyor babam. Evet. Bir amcazadesi var İstanbul'da gümrük müdürü. Gümrük müfettişi aynı zamanda. Evet. Onun evinde Yeşilköy'de gümrük müfettişi olması hesabıyla daha böyle iyi şartlarda yaşanan bir aile. Evet. Orada Numune-i İrfan Mektebi'ne babamı yazdırıyorlar. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen. 11-12 yaşında ilkokula başlıyor. Evet. Fakat orada da kendi zekasını gösteriyor ve şey yapıyor, Milli Eğitim tarafından dikkati çekiyor. Röportaj yapmaya gelince evde diğer amcasının diğer çocukları mürebbiyelerle, özel öğretmenlerle evde okuyor olmalarına rağmen babam kadar başarılı olamadıkları evet. için evin büyük kızı, yani büyük amcasının kızı kardeşlerine kızıyor ve diyor ki çok af buyurun, burada söylemem uygun mu? Tabii söyleyin, evet. Dağdan ayıyı getirdik, adam oldu, siz okuyamıyorsunuz diyor. Evet. Ve babam buna küsüyor, kaçıyor. Evden evet. gidiyor. Hemşerilerimiz o sırada Vatan Caddesi'nde Bozkurt Hanı diye bir yerde bekar ev evet. olarak yaşıyorlar. Bir kısmı da kavun satıyor küfeyle. Evet. Babam da onlarla arkadaşlık yapıp küfeyle kavun satmaya başlıyor. Çok güzel, evet. Hatta enteresandır. Kavunu diyor, yani kötüsünü satmayayım da ilk önce çuvalda da batırırdım diyor. Ben tadardım. Kavun tatlıysa evet. satardım. Bir evet, çok güzel, evet. evet tabii. Yani kötü kavunu satmamak için. Satmamak için, evet. Satmamak için.
Kavun ticaretinden sonra da hemşehrilerimizin bir kısmı kapalı çarşıda, bit pazarı denilen yerde eski elbise alım satımı yapıyorlar. Evet. Oraya gidiyor, orada eski elbise alıp satmaya başlıyor. Ve ticareti bu şekilde bir noktada öğreniyor ama öğreniyor. Küçük de bir sermaye yapmaya başlıyor. Başlıyor tabii. Orada, evet, evet. Orada evet. Dükkanlar alıyor, ev alıyor. Evet, bu sırada, çok güzel. Bu sırada ilk hanımı burada müessif bir ölüm olayı var. Fırat Nehri'ne atıyor kendisini. Veya kazayla düştüğü de söyleniyor. Kazayla düştüğü de söyleniyor. Ondan 3 çocuğu oluyor, ikisi rahmetli oluyor, bir ablamız. Onu da 2 sene önce kaybettik. Allah rahmet eylesin. En büyük ablamız. Bu arada da tasavvuf ve ehli erbaplarla haşir neşir olmaya başlıyor. Evet. Halveti tarikatına, Melami, Rufai, Mevlevi tarikatlarına gidip orada ahbaplıklar yapmaya başlıyor. Cerrahi tarikatının Müzaffer Ozan. Müzaffer Özak'la da. Onun çok iyi arkadaşı. Çok iyi arkadaşı, evet. Evet. O da çok mübarek bir zat idi. Nur içinde yatsın. Tabii. Allah rahmet eylesin. Evet. Ben kendisini tanıma şerefine nail oldum. Tanıdınız mı onu? Evet. Çok elini güzel. Öpme şerefine nail oldum. Çok güzel. Benim babam onun kitaplarını hep ciddi bir şekilde muhafaza ederdi. Beyaz görmediği halde muhabbet ederdi. Beyaz sahaflarda, kitapçılarda dükkanı vardı kendilerine. Evet. Orada gidip elini öpmenin şerefine nail oldum. Evet, çok güzel hocam. Bu arada Osman Kemal'e babayı tanıyor. Melam. Evet. Ve onu, mürşid olarak onu kendisine mürşid kabul ediyor. Mürşid kabul ediyor. Fakat yani Alevi tarikatından olduğu için şeyi değiştirmiyor. Yani sadece sohbet mahiyetinde. Evet. Onun ilminden istifade ediyor. Yani. Evet. Osman Kemal Baba'dan sonra Feride Ana, Mürteza Baba. Evet. Bunlarla haşir neşir oluyor. Neyzen Tevfik'le iyi tanışıyor tabii. Yani daha şu anda aklıma gelmeyen bir sürü muhterem zatlarla Halveti Tarikatı'nın Maraşlı Ahmet Tahir Efendi Hazretleri'yle. Evet. Bir de Mevlevi tarikatıyla da ilgileniyor. İlgileniyor tabii. Evet. Zaten bu insan olmaya geldim parçasının orijinali Mevlevi olmaya geldim. Evet. Bir orijinali olduk sonra. Mevlana oldum. Mevlana oldum ve geldim. Evet. Evet. Daha sonra bir şey yapılırken, Türkiye haline getirilirken öyle bir değişiklik yapılıyor. Ama anlam çok bozulmuyor. Evet. Allah'a şükür. Evet, ondan sonra siz babanızı nasıl ilk hatırladığınızda hangi safhada hatırlıyorsunuz? Köy çocuklarıydık biz. Şimdiki şehir çocukları gibi 6-7 yaşında hatırlanmıyor. Biz 2-3 yaşından beri hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz tabii. Evet. O sırada İstanbul'a gider, köye gelir. Tekrar köyde durur, İstanbul'a giderdi. Evet. Biz 5 yaşındaydık ilk İstanbul'a gittiğimizde. 3 ay durduk, geldik. Ondan sonra o zamanlar 5 yaşına geldiğimiz Yıldırım Niyazi Genç Osman bizim köyün öğretmeniydi. Aa, ne kadar güzel, evet. Çok güzel. Yani ben bir sene kayıtsız öğrencilik de yaptım Yıldırım Hoca'ya rahmetliye. Evet. Ondan sonra biz 11-12 yaşına geldiğimizde 4. sınıfa kadar köyde okuduk. İstanbul'a abim askerden çıkınca abimin yanında biz okumaya başladık İstanbul'da. Evet. Ben lise tahsilini bitiremedim, yarım bıraktım. Kardeşim bitirdi. Ondan sonra yani köyle irtibatımız kesilmedi. Hiç kesilmedi. Kesilmedi. Evet. Bu arada babam da abim askerden çıktığı için ticareti abime devretti. Kendisi köyde yaşamaya başladı. Evet. Çok güzel bir bahçe yaptı. Hocamla gittik, bahçeyi gördük. Suyu, evi, çeşmesi olan, havuzu olan 20-25 dönüm büyüklüğünde. Evet, çok güzel, evet. Güzel bir bahçesi var Munzur Dağları'nın karşısında. Üç vilayeti birden görüyor. Yani Malatya'yı, Erzincan'ı, Elazığ'ı, Tunceli'yi falan. Evet, kadar. Çok güzel. Mevki olarak çok güzel bir yerde. Zaten mezarı da onun üstündeki bir tepenin ortasında. Evet. O şekilde yani. Evet, siz merhum babanızı böyle hatırlıyorsunuz ama tabii kardeşiniz Ercihan Dehmen çok daha güzel üslupla. Tasavvufi birlikteliği veçesi var, birlikteliği var. Birlikteliği var. Evet. Allah Adam alem üçleminin her birine ve her birinin bir diğerine ilişkin konumuna dair sistematik olmasa da el yordamı bir becerinin isabetinde acil olmaz bir konuma mümessil oluşuna İstanbul tarik erbabınca da itiraz olunmamıştı. Evet. Yani o diyor İstanbul'a gittiği zaman Nimri'de de her tarikata, o tarikatın mümessillerine
muhatap olmuş ama hiç kimse de onun şahsiyetine, ehli tasavvuf seviyesine itiraz etmemişti diyor. Nefsin tezkiyesine, aşamalarına, emmareden mutmainneye kadar bu dört paklanma meratibinin ameliyesindeki hünerine dair genel bir takdir ve kabul vardı. Bu çok güzel. Namazı, bu çok önemli. Namazı olağanüstü bir vecd ile kılar. Hele de gece namazlarında poyraz yemiş kabak gibi tir tir titrerdi. Titrediğine çokça da şahit olmuştum diyor Ercihan Dehmen. Saz çalıp değiştirirken de Nirvana'yı bulurdu ama namazda bambaşka. Bu çok güzel bir üslup ve çok güzel tespitler olan bir üslup. Yani merhum Nimri'de de Allah ve Resulüne muhabbetinin nişanesi olarak namazda kendinden geçecek kadar iman ehliydi. Her gece 2-2.30'da kalkarız. 4.30-5'e kadar zikir yaparlardı. Evet. Ondan sonra sabah namazını kıldıktan sonra bahçesine giderdi. Evet. Gece yatsıyı da gelir köyde kılardı. Evet, Allah rahmet eylesin. Ama şeydi yani, köyde kendisine arkadaşlık yapacak ekip bulamadı. Kendisini öyle bir nevi inzivaya diyelim değil mi hocam? Evet. İnzivaya evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ahmet hocam size dönüyoruz. İkilik kinini içimden atıp. Kirini aslında. Kirini mi orada? Evet. Peki evet. Çünkü bir ben de bir internetten aldım. O internette kinini yazıyorlar ama kinini değil. Kirini. Kirini evet. Kirini. Öyle diyelim. Evet. İkilik kirini içimden atıp. Özde ben bir insan olmaya geldim. Taht kuralı aliflerin gönlüne. Sözde ben bir insan olmaya geldim. Seyrimi meydana koymaya geldim. Bu mısralarla zaten kendi hiçliğini ama kainatın muhteşem varlığını nazarlara arz eden bir ehli tasavvufun bir tasavvuf deryasının Allah nasip etti hayatını ve şiirlerini kitap haline getirdiniz. Bu güzel bir sevinç kaynağı, güzel bir gurur kaynağı. Sizden dinleyelim Nimri Dede'yi. Nimri Dede'yle nasıl tanıştınız? Evet, teşekkür ederim ama Naki Bey babasının hayatını çok özet anlattı. Evet. Bir kısım ayrıntıları da atladı. Esasında evet. Biraz daha ayrıntılarıyla tanımak lazım Nimri Dede'yi. Doğru. Bütün evet. Boyutlarıyla. Tabii evet. Mesela eğitim hayatı. Neyi, nerede, ne şekilde öğrendi? Okur yazarlığı nasıl öğrendi? Elbette şimdi bu Osmanlıca, yazı, Farsça, Arapça, eski yazı. Eski yazı bile. Hareketsiz yazıyor. Şiirleri burada elimizde. Evet. Böyle eski yazıdan çevirdik şiirlerini. Ve hareketsiz yazmış el yazısıyla. Hareketsiz. O Osmanlıca zaten hareketsiz yazılır. Dolayısıyla o normal. Ama bir, eski yazıyı biliyor. Yeni yazıyı da biliyor. Bu okula gitme süreci, alfabeyi ve yazıyı öğrenme zamanı, bunun evet. ilme olan merakı, cehalete karşı çıkışı, İstanbul'da yaşarken yaşadığı sosyal çevreden edindikleri, hani bu tarikat ehli evet. bir kısım işte tarikatlara giriş çıkışlarından bahsedildi ama onun dışında da bir sosyal hayatı var. İş hayatının dışında. Mesela ehlivanlık yapmış. Evet, resimlerinde var orada. Hayatının bir parçası. Evet. Bu da onu var eden bir boyutu. Her yönüyle tanımak lazım. Evet, şimdi evet. 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 Şimdi Sayın Burhan, Nimri Dede bir yandan Cumhuriyet'in kazanımlarını kabul etmiş ve onları tarif ve tafsif etme gayreti içerisine girmiş. Ama bir yandan da Osmanlıca'nın akıcı üslubuna karşı çıkmamış. Onları da çok güzel bir şekilde kullanmış. Siz kitabınızda kelimelerden hareket ederek bunları hep tespit etmişsiniz. Öyle değil mi? Evet. Ben tabii Nimri Dede ile nasıl bir tanışmam ya da Nimri Dede şahsıyla evet olmadı evet. ama Nimri Dede ile nasıl bir tanışmam oldu, nereden başladım oradan evet. girerek isterseniz anlatayım. Onu bizim kadim dostumuz Tuncer Gülensoy'un bir kasetinden başlamak evet, lazım. Evet, evet, evet. Şimdi Tuncer Hoca, Tuncer Gülensoy benim doktora evet. hocam biliyorsunuz, benim hocamdır. Tuncer Hoca Keban Kaymakamı ve o dönem Keban Kaymakamı 1984-85 yıllarındaki kaymakam
ve bizim Abdülkadir Yuvalı vardı. Evet. Yuvalı Bey beraber gidiyorlar o köye. Herhalde kaymakam işte orada böyle bir zat var, öyle bir kişi var. Onunla bir tanıştırayım sizi filan mı dedi ne olduysa. Gidiyorlar köye ve evlerine gidiyorlar. Sohbet ediyorlar. Evet. Sonra bu sohbeti de kaydetmişler. Bir teyp kasetine, teybe kaydetmişler. Evet. Ben 84 yılında yüksek lisansa başlayınca Keban, Baskil, Ağın Yöresi Ağızları diye bir çalışma yapıyordum. Evet. Hocam o yörelerden derleme yaptığım için bana o kaseti verdi. Dedi ki burada bazı konuşmalar var dedi. Bir de dedi bir şair var dedi. Onun şiirleri falan var da ama asıl başka birileri konuşuyor. Ayşe Coşkun diye. Asiye. Evet o köyden olan birisi. Onun konuşmaları var. Yöre ağzını tespit için sana malzeme verebilir o konuşmalar. Bu kaseti verdi. Yani ağız incelemesi yapmam için verdi aslında. Ben aldım. O anda da şeye yoğunlaştığım için. Tabii. Yani bir ağız çalışması. Şiire çalışması oldu. Çalışması için. Yapmaya yoğunlaştığım için şiire çok fazla dikkat etmedim. Yani şekle baktınız, manaya bakmadınız. Evet, birisi şiir okuyor, konuşuyor filan ama yöre ağzı itibariyle çok fazla yararlanabileceğim malzeme yok. Ama şiirler söylüyor. Geçtim diğerine, onu dinledim, onu çevirdim. Bu Keban Baskil Ağın Yöresi Ağızları adlı kitabımda Ayşe Coşkun'dan o kaset dolayısıyla çevirdiğim metin orada yer alır. O Nimri Köyü'nü temsilen orada yer alıyor. Şimdi o şiirler yarı şöyle dikkatimi çekmişti ama tam evet. Mahiyetine doğrusu vakıf olamamıştım. Tezimiz bitti, yüksek lisans bitti, doktora bitti. Aradan epeyce zaman geçti galiba, bir 15 yıla yakın zaman geçti. Bir gün o kaseti yeniden dinledim. Kaseti dinleyince ya bu adam neler diyor dedim. Birden böyle şaşırdım evet. Yani. Manaya nüfuz ettiniz yani. Tabii. Bu iki profesör var orada. Onlar bazen sorular soruyorlar yahut açıklamalar yapıyorlar. Nimri de onların hatalarını düzeltiyor. Evet. Mesela Halacı Mansur diyorlar. Diyor ki işte o Halacı Mansur değil Nesimi diyor. Evet. Çok güzel. Evet. Düzeltiyor. Onun dışında okuduğu şiirler, kendine ait şiirler çok derin tasavvufi anlamı olan şiirler ve hitap tarzı, sohbet adabı, usulü, uslubu insanı çok etkileyen bir ses tonu ile konuşuyor. Evet. Tekrar tekrar dinledim. Sonra dedim ki ya burada 3-5 tane şiir var. Ama acaba burada olmayan şiirleri daha var mıdır? Evet. Belki onlar daha güzeldir. Ne kadar şiiri var, nasıl ulaşacağım? Bir gün çıktım, köye gittim. Evet. Pınarlar Köyü'ne, Nimri Köyü'ne gittim. Köyde... Naki Bey oradaydı. Yok, Naki Bey yoktu. Evet. Evet, gittim köylüler, muhtara gittim. Birkaç tane köylü toplandılar. Ben tabii böyle çok önemseyerek, çok böyle saygıyla, çok sevgiyle herhalde aşırı bir cümleler kurarak filan bahsedince şaşırdılar onlar da. Böyle biri yok dediler burada ya. Evet. Tabii onu o mübareğin mütevazi halinde düşündüler. Evet. Ondan evet. Sonra sonunda neyse sohbetimizin sonunda dediler ki o vefat etti. Bir yıl önce vefat etmişti. Evet. Daha doğrusu o konuşma, o kasetin yapıldığı, bana verilen kasetin evet. Sohbetinin yapıldığı tarihten bir yıl sonra vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi bana dediler ki çocuklar İstanbul'da onun. Kimse yok burada. Evleri kapalı. Üzüldüm. Yani çok büyük bir ümitle gitmiştim. Evet. Hayran kaldığım şiirlerinin derinliğine hem sadece tasavvufi değil. Ben bu kitapta da onların bahsedeceğim. Üç ayrı bölüme ayırdım. Şiirleri farklı farklı konulardan bahseden şiirleri var. Ama ağırlıklı tasavvufi şiirleri var ki çok derin. Evet. Bu şairle ilgili, bu kişiyle ilgili yeterince bilgi alamamak ve şiirlerini elde edememekten dolayı üzüldüm. Ama telefonumu bıraktım, adresimi bıraktım. Dedim ki çocukları gelirse, bana haber verirseniz ben gelirim. Onlar beni arar aramaz, belki aramazlar evet. Falan dedim ama
şey olur, bana haber verin, geldi çocuklar evet. diye ben gelip görüşeceğim onlarla dedim. Ama bir gün telefon çaldı, bir ses, ben dedi Naki Dehmen, Nimri dedenin oğluyum dedi, bizimle görüşmek istiyormuşsunuz babamla ilgili. Evet. Biz köydeyiz, buyurun gelin dedi. Evet. Hemen işte Mehmet Ercan arkadaşımla beraber bir arabamızı atladık, gittik. Evet. Köye gittik, gittik. Naki Bey bir sofra hazırlamış. Mesela. Bizi ağırlamak üzere böyle olağanüstü bir güzellikte. Hani ben önce o köyde umduğumu bulamamıştım. Evet. Filan ama bu defa umduğumdan fazlasını buldum. Yani alacağımızı tahsil ettiniz. Evet, bu defa umduğumdan evet. fazlasını buldum. Gittim. Evet, evet. Naki Bey işte mangalı kurmuş, sofra hazır, böyle güzel şeyler hazırlamış. Efendim ben de İstanbul'da lokanta işiyle iştigal ettim. Evet. evet. O işlerde ama biraz... bunlar gönüllü işi, Allah gönlünüze göre versin. Allah evet. Ve sohbet ettik. Maruzatımızı arz ettik, anlattık. Dedik ki böyle böyle işte Nimri dedenin şiirlerini görmek istiyorum. Hangi, ne kadar şiiri var, nerelerde bu şiirler, yayınlandı mı, kimin elinde filan diye. Tabii biraz belki tereddütle yaklaşmış olabilirler. Onu bilmiyorum kendi açılarından. Çünkü bir adam geliyor, onları da tanımıyorlar. Nimri dedenin şiirlerini falan görmek, almak evet. istiyor. İşte bestelenmiş şiirler var. Alacak, besteleyecek, işte evet. ticaret mi yapacak, ne diyecek, para kazanacak filan. Bu tür şeyler de olabilir. Biz evet. işin ilmine bakıyoruz da. Ama o güzel karşılama, güzel ikram, izzet, ardından oturduk. Evde Nimri Dede'ye ait bir kütüphane vardı. Evet. Orada epeyce kitap vardı ve çoğu da eski harfler, yani Arap harfleriyle yazılı Osmanlıca kitaplar. Evet. Önce o kitapların hepsini bir elden geçirdim. Kendileri dediler ki bu kitaplar var da biz de bilemiyoruz ne olduğunu, bunlar neden bahseder, nedir evet. falan diye. Ben hepsini tek tek baktım. Bu budur, şu şudur filan evet. diye kendilerine söyledim. Kitapları oraya tasnif ettik. 19 defter vardı. Evet. Kendi el yazısıyla. Ama oranın o defterlere saklanması da gene, Naki Bey de burada, gerçekten ailenin hassasiyetini gösteriyor. Tebrik etmek lazım. Teşekkür ederim. Yoksa bilmeyen insanlar onu tahrip ederler. Bir, evet. Rastgele birilerine verebilirler yani. 19 defter. Evet. Baktım. Çok sayıda. Tabii hepsi Osmanlıca yazılı. Evet. Arap harfleriyle yazılı yani. Bu 19 defter hepsi şiir mi acaba? Hepsi aynı şiirler mi? Bunların hepsinin çevrilmesi lazım. Bir iki okudum. Baktım ki bazıları aynı şiirler. Evet, öbür deftere de yazmış. Aynı şiiri çeşitli defterlere yazmış. Şiirleri düzeltme var mıydı? Vardı. Var. Evet. Bazılarında da düzeltme yapmış. Evet. Birinde yazdığı bir mısrayı öbüründe değiştirmiş. Evet. Yahut bir kelimeyi değiştirmiş filan. Yani sonra yazdığında bir düzeltme yapmış. Şiirini daha da kendine göre olgunlaştırmış filan. Evet. Bu defterleri işte aldık. Daha sonra da birkaç kez gittim geldim yine köye. Sohbet ettik, sorduk. Babası hakkında öğrenmek istediğim her şeyi sordum. Naki Bey de bütün ayrıntılarıyla anlattı bilebildiği kadar. Şimdiki gibi kısa anlatmadım yani. Evet. uzun uzun konuştuk. Evet. Orada çok saygıdeğer eşleri, sonra başka bir gidişimde aile efradından yine birkaç kişi yeğenleri vardı. O da edebiyat öğretmeniydi. Kızınız. Evet. evet. Peki bir şey sorayım, merak ettiğim, izleyicinin adına sorayım. Nimri dedenin eşi yaşıyor mu? Maalesef. Ondan, o da Allah rahmet etsin. Ondan önce rahmetli olmuş. Ondan önce rahmetli olmuştu. Evet. evet. Allah rahmet etsin. Şimdi bu malzemeyi aldık geldik. Evet. Ondan sonra işte yavaş yavaş bunları okumaya başladık. Bazen Naki Bey aceleci davranıp bana ne oldu diye sorduğu zamanlar da oluyordu. Defterler hala diye. Şey ama yani biz özellikle ben öbür kardeşlerimi şey yapıyordum ya, bir kitap bastıralım. Yani bunlar çürüyecek şeydi dolapta. Evet. Hazır evet. elimize de Profesör Ahmet Buran geçmişken bu mevzuda evet, da evet. gönüllüyken hocam bir an evvel vücuda geçirir. Bir an evvel basalım falan evet. diye. Tabii. Tabii biz de diğer işlerimizin arasına bu benim için bir gönül işi oldu. Bu benim akademik hayatımda çok değer verdiğim bir şey ama normalde yani akademik hayatım için hazırladığım eserlerim başka.
Evet. Çünkü benim alanım Türk dili. Bu edebiyatla ilgili bir şey. Benim ana bilim dalım değil. Evet. Üstelik edebiyatın, halk edebiyatı alanı ile ilgili bir şair, yani evet, şiirler o gruba girer. Ben dolayısıyla tamamen bir hobi yahut bir gönül işi olarak, evet, bu meseleye bakıyorum. Diğer işlerim arasında fırsat buldukça onları çeviriyorum. Bütün o defterler çevrilecek, karşılaştırılacak, nerede ne değiştirmiş. Evet. İşte bir de bunlarla ilgili olarak değiştirdiği mi kabul et, yani hangisini esas almalı? Esas almalı, evet. Aynı şiir 3 ayrı şekilde yazılmış. Şimdi o tarihlerini tespit etmek zor. Yani tarihi tespit etse en son bu diyebiliriz. İşte orada şey, tarih filan da yok tabii yanında. Tabii yok, şiirin, evet, yanında bir tarih de yok. Hocam özür dilerim. Ben konuşmaya başlarken ilk önce Ahmet hocama teşekkürle başlayacaktım. Heyecanım var. Evet, o hiç önemli değil. Biz sohbet ediyoruz. Evet. Arkasında da Şener Bulut Bey kardeşimiz. Elbette. Çok... Biz sohbet ediyoruz. Her, evet, zaman, evet, sohbetin içerisinde yani bu, tekrarlayabilirsiniz. Evet. Bu konudaki emeklerini hiç inkar edemeyiz. Çok çok teşekkür ediyorum kardeşlerim adına da kendisine. Elbette, tabii. Çok çok güzel. Evet. Rica ederim. Şimdi ben Nimri ben de en az artık sizin kadar Nimri dedenin oğluyum yani. Zaten tabii. Derdim, yani. Şimdi Allah rahmet etsin, Nimri dede bu saatten sonra günümüz Türkiye'sinde bir takım yanlış anlaşılan kavramlara da çok güzel ışıklar tutmuş bir zat. Tabii. Artık millete mal olmuş. Şimdi bak onu şey anlatıyor, oğlu anlatıyor, diyor ki namaz kılarken kendinden geçer titrerdi. Bir kavak ağacı gibi titrerdi diyor. Evet. Şimdi Alevi geleneğinden gelip de böyle bir mübarek insanı biz yeni nesillere anlattığımız zaman Türkiye'deki bazı kavram kardeşleri. Aleviliğin orijinali budur zaten. Budur işte. Yani şimdi Alevilik öyle, başka bir öyle şey değil. Uçuk kaçık iddialar ortaya çıkıyor ki Ali'siz Alevilik diyor. Hayır. Ben inanır mısınız? Ben sabahları otobüs bekliyorum. Araba sürme kabiliyetim yok. Otobüs bekliyorum. Otobüs gelinceye kadar vallahi Hazreti Ali'ye Fatiha okuyorum. Her güne istisnasız. Evet. Hazreti Ali ilmin kapısıdır. Hazreti Ali Nur-i Kainat Hazreti Peygamber'in sağ koludur. Şimdi böyle bir mübarek zatı terk ederek ben Aleviyim demek, Ali'siz Alevilik gibi kavramlar fevkalade yanlış bir kavramlardır. İşte bu kavramları, bu cehaletin karanlıklarını... Onu Aleviler söylemedi. Alevilere yakıştırıldı. Yakıştırıldı. Evet. Nimri'de de işte bunlara, bu karanlıklara, bu karanlık dehlizlere güneş gibi doğmuş bir mübarek zat. O yüzden bütün millete mal olmuş. Yani sadece, evet, bir ailenin değil, onu yeri geldiği için söylüyoruz. Evet, sizi de dinliyoruz şimdi, şimdi hocam. Evet. Asıl şiire girelim şimdi. Bu çalışmalardan sonra, yani o eski, evet, metinleri çevirdikten sonra Naki Bey'den aldığımız bilgiler, belgeleri de ekleyerek bunu bir kitaba dönüştürdük. Kitabı, evet, kendi içinde şiirlerin özelliklerine göre bir tasnif ettik. Evet. Şiirleri 3 temel grupta sınıfladım. Evet. Bunlardan birisi Atatürk, Cumhuriyet ve Biz diye bir ana başlık, evet, ara başlık ya da alt başlık diyelim. Atatürk, Cumhuriyet ve Biz. Bu bölümde Atatürk'le ilgili, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili, devletin kuruluşu ile ilgili ve toplumumuzla ilgili sosyal konular işleyen şiirlerini buraya topladım, evet, bu bölüme. Burada çok güzel şiirler var. Hatta bu şiirlerden biri de Cumhuriyet'in kuruluşunun 50. yılında Konya'da yapılan Aşıklar Bayramı'nda derece almış, birinci olmuş. Evet, çok güzel. Konya'da yapılan Aşıklar Şöleni'nde Gufrani ödülü almış. Evet, çok güzel. Yani birinci seçilmiş ve Gufrani ödülü almış. Mesela bugüne de hitap eden o vatan şiirlerinden bir tanesini şöyle okuyayım. Elbette dinleyelim. Şiirleriyle elbette beraber tanımış elbette olsun dinleyenler de. En güzel vasfeden hadise şiirleridir. Evet. Dostumuzla dostuz, düşmanla düşman, coşunca süngümüz dinlemez ferman. Bize yan bakana açıktır meydan, ölsek de dönmeyiz arslancasına. Her sırrı biliriz demeyiz asla, biz bunu not ettik birinci fasla. Yurdumuz kararmaz kara bir yasla, yarayı sararız lokmancasına. Bu yurda giremez vahşi bir hayvan, hepimiz bir vücut, hepimiz bir can. Gönlümüz aynedir, görünür her yan, her şeyi görürüz irfancasına. Bu bağı kıramaz değme bir fazu, bu yüzden gözleriz baharı yazı. Hak saklasın şarkı, garbı, hicazı, dede bunu diler insancasına. Evet, çok güzel. Şimdi
birlikten yani sosyal problemlere dikkat evet. çeken şiirler bu bölümde. Burada özellikle cehaletle ilgili yazdıkları çok önemli. İlmi, irfanı öven, okumayı, çalışmayı, gelişmeyi öven ama evet. cehaleti yeren ki İslam peygamberi ben cehaleti kaldırmak üzere görevlendirildim diyor ve kendi misyonunu özel olarak bununla tanımlıyor. Evet. Ben cehaleti kaldırmak üzere görevlendirildim. Ama maalesef bugün İslam dünyası dünyanın en cahil toplumlarından evet. oluşuyor. Cehalet İslam dünyasında sefaleti, rezaleti, her şeyi diz boyu evet. ortaya çıkarıyor. Bunun bütün sebebi cehalet. Evet. Oysa peygamber ben cehaleti kaldırmak üzere gönderildim diyor. Bugün işte yaşadığımız sorunların temelinde esası, bu var. Sayın bu hocam, cehalet var. Bundan 100 sene önce yine bu coğrafyada yetişmiş bir İslam alemi Bediüzzaman Hazretleri alemi İslam'ın en büyük düşmanı cehalettir diyor. Evet. Bak 100 sene evvel tespiti bu. Bugün de aynı bir tespit devam ettirmemiz mümkün. Dede de onu diyor. O da söylüyor. Biz de şimdi burada onu diyoruz. Aynısını söylüyoruz. Onu diyoruz. Pardon hocam. Cehalet bir kurttur. Bak da gör ey can. İnsafsızca yiyip bırakmaz derman. Evet. İlimse bir güneş gibidir herhal. Doğduğu nesile erişmez zeval. Şeyde bir de hocam bir şeyi var. Veciz bir sözü var. Her şey bir şey diye başlayan ama sonra... Her şey bir şeydir ama cahil hiçbir şeydir. Hiçbir şeydir. Çok güzel bir söz. Evet. Evet, ikinci kitabın ikinci bölümü de evet. Dikensiz Bahçem başlığını taşıyor. Nimri Dede kendi sağlığında şiirlerinin bir bölümünü Latin harflerine çevirttirmiş. Böyle bir kitap formatında Latin harflerine daktilo ile evet. yazdırmıştı. Biraz hatalı yazımlar çoktu. Ben onların hepsini düzelttim gerçi. Evet. Bu şeye kendisinin hazırladığı Latin harflerine çevirttirdiği daktilo nüshasının adı da Dikensiz Bahçem'di. Evet. O kendisi bu adı kullandığı için o şiirlerde ben de onun kullandığı o adı bu bölüme verdim. Dikensiz evet. Bahçem. Hatırasını iade ettiniz. Burada evet. burada beşeri aşkı işleyen şiirleri var. Evet. Daha çok beşeri aşk diyebileceğimiz türden şiirler var. Burada Baki'nin bir beyitini koydum onun başına. Ezelden şahı aşkın bende i fermanıyız cana. Muhabbet mülkünün sultanı alişanıyız cana diye. Evet. Bu bölümde daha çok beşeri aşkı işleyen öyle evet. anlaşılan şiirleri var. Mesela Dikensiz Bahçemin sevgi gülünden isteyen bir miktar alsın dediler. Mecnun olan varsa sevda çölünden çıkıp sağlıcakla kalsın dediler. Geçmeden şu ömrün nev-i baharı, yanından ayırma sevdiğin yari. Bir gün kapanınca sevgi pazarı, çıkıp sağlıcakla kalsın dediler. Tanrı'nın gecesi hem gündüzü var, hem yer, gök, ay, güneş, hem yıldızı var. Dedenin gönlünde tek bir kızı var, çıkıp sağlıcakla kalsın dediler. Evet, çok güzel. Bu bölümde daha çok işte beşeri aşk, o manada sevgi işleyen ama, şiirleri evet. Yer alıyor. Şimdi konuşma sırasında birinci eşinin Fırat Nehri'ne düştüğü yahut intihar ettiğine dair evet. bir şey var ya, işte o intihar ettiği ya da nehre düşüp kazayla düştüğü ya da her neyse yani oraya nehre onunla düşerek. Hüzünlü bir olay. Evet. O zaman Nimri Dede İstanbul'daymış. Evet. Burada değil. Ve çıkıp, geliyor bunu ve bir duyuyor, şiir yazıyor. Çıkıp evet. geliyor ve bir şiir yazıyor işte. O ona yazdığı şiir şu. Evet. Sıla'da sevdiğim bir gonca idi. Daha koklamadan soldu dediler. Ben aşkımı ona söylememiştim. Duyunca gözleri doldu dediler. Vefasız sanırdım o nazlı yari. Bu yüzden terk ettim dar-ı diyarı. Duydum göç eylemiş gönlümün varı. Sana da selamı kaldı dediler. Artık feryadımı dinlesin çöller. Uyusun vadiler, sahralar, göller. O pembe yanaklar, o şirin diller. Çürüyüp aslını buldu dediler. Evet. Çok güzel. Bunu rahmetli Abdullah Yüce gazel olarak uzun yıllar okudu. Evet, Abdullah evet. Yüce de ünlü bir şimdi müzisyen, evet. bunu deyince Naki Bey tabii bizim Nimri Dede'nin bestelenmiş şiirlerinden filan da bahsetmemiz gerekiyor. Lazım, tabii, şimdi evet. cephesi de o. Evet. Ondan evet. da bahsederiz. Onun Arif Sağ'ın okuduğu bir bestesi İnsan var. İnsan olmaya geldim. Evet. İlanların Öcü'ne de film müziği film olmuş. Film müziği oldu. Evet. Bütün bunlar yani Elazığ topraklarından yetişmiş ve nevi şahsına münhasır ve sahasında tek olan evet. aşık geleneği, tasavvuf geleneğini bir noktada yaşayan bir mübarek zatın muvaffakiyetini Türkiye genelinde, dünya genelindeki muvaffakiyetini gösteriyor. Şimdi tabii Anadolu'da
köylerimizde, insanlarımız arasında öyle insanlar var ki irfan sahibi. Biz okunmamış, belki yüksek okul, üniversite mezunu değil vesaire filan diye kimsenin dikkat etmediği, dikkate almadığı insanlar. Fakat onlar Allah vergisi öyle bir irfana sahipler ki onların bir gönül tahsili var. O gönül tahsiliyle her şeyi biliyor, her şeyi görüyorlar. Görüyorlar, evet. Müthiş bir hazine o. Onları evet. Fark etmek lazım. Biz bir şekilde Allah'ın bir belki hikmeti bir vesile kıldı da bize fark ettirdi Nimr-i Dede'yi. Biz onu fark ettik ve böylece tanıtmaya çalıştık. Evet. Belki bu hale geldikten sonra artık edebiyata mal oldu, topluma mal oldu. Şeyde yayınlandığı için eser şiirleri evet. Kaybolmayacaktır. En azından şurada var olan şiirler uzun zaman yaşayacaktır. Sonuçta kadar yaşayacaktır evet. İnşallah. Esasında bu tür insanları toplum içerisinde bulmak, değerlendirmek, ortaya çıkarmak lazım. Yoksa belki çok sayıda böyle insan zamanla kaybolup gidiyor, adam ölüyor. Şiirler, şimdi hem Nimr-i Dede'nin şiirlerini ben o defterleri falan aldığım zaman içinde ne var ne yok. Mesela Naki Bey diyelim ki eski yazı okumayı bilmiyor. Orada ne yazıyor, ne var ne yok bilemez. Başkası edebiyat öğretmeni kızı vardı ama tam okuyamıyor şeyi. Yani evet. El yazısı, Osmanlıcayı falan okuyamadığı için oradaki metni ortaya çıkaramıyorlar. Ben bu Sarıhatun işte bizim Bedri Hoca. Bedri Hoca evet. Bedri Hoca'nın şiirlerini de o şekilde aldığım zaman oğlu sonradan bana geldi dedi ki hocam size çok teşekkür ediyorum. Eğer siz bu şiirleri o öldüğü zaman cebinde sağda soldaki o defterlerini hep bana verdiler onlar da. Evet. Şimdi dedi ki eğer siz bunları böyle almasaydınız biz bunu hiç bilmiyorduk farkında değil atacaktık bunları dedi. Evet doğru. Yani bunlar dedi biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz farkında bile değiliz dedi. Siz işte bunu fark etti biliyorsunuz da şimdi yani ortaya çıkarmak lazım. Ama işte bu hocam bu bilinci vermemiz lazım vatandaşlarımıza. Böyle bu tür bir eser, defter, buna benzer bir belge ellerine geçtiği zaman evet. Bilmiyorlarsa bilen birine aksettirmeleri, nakletmelerinde fayda var. Bu konuşmaların, bu televizyonda yaptığımız programların bir faydası da bu. Şimdi bunları konuştukça bizi izleyen izleyicilerimiz bu durumla karşılaştıklarında mutlaka yapacaklarını hayal edebiliyorlar. O yüzden bu tür toplantıların, bu tür programların faydası var diye evet, inanıyorum. Evet. Evet Sayın Hocam. Evet, üçüncü bölümde, evet. Kitapta üçüncü bölümde Yunus Emre'nin bir şiirinden iki mısra evet. Şey yaptık, evet, epigraf gibi. İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır diyor evet. Ya. O ilim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, kendini evet. Bilmek. Çünkü kendini bilen Allah'ı bilir. Evet. Oradan yola çıkarak bu bölümün adına da ben ve ötesi dedim. Evet. Ben ve ötesi. Bu yani evet. Ben ve ötesi tasavvufi şiirleri bu bölümde. Ben ve ötesi. Evet. Şimdi bu şiirlerinin dörtte üçü aşağı yukarı tasavvufi şiirlerden oluşuyor. Evet. Büyük bir kısmı tasavvufi şiirlerden oluşuyor. Ve bu bölümde bu çok derinlikli vahdet-i vücut felsefesini çok derinden işleyen, bilen ve dolayısıyla cümlelere şey mısralara döken şiirler var. Evet. Bu burada bazen öyle ifadeler var ki yani hal ehlinin ancak kullanabileceği evet. Ve rıza gösterebileceği ifadeler var. Yani hal evet. Ehli olmayan bunu ne anlar? Ne anlar? Hatta bazen de yanlış anlayabilir. Evet. Sayın Burhan kısa bir ara vermek durumunda olacağız. İnşallah sonra devam edeceğiz. Evet. Size çok teşekkür ediyoruz. Nimr-i Dede'nin şiirlerinin 3 bölüm halinde tasnifini yaptınız ve en son tasavvuf kısmını izah ettiniz. Sevgili izleyiciler kısa bir ara vereceğiz ancak Nimr-i Dede'nin "Ey dede maksudun sensin hakikat, bir yürümüş hakikatla şeriat, var kendi kendine eyle muhabbet, artık olsun namı şane elveda." Mısralarını da hatırlamak durumundayız. O nam ve şan peşinde koşan bir insan değildi ama biiznillah Allah'ın izniyle onun tefekkür dünyası en azından Sayın Hocamızın gayretleriyle
ona muhabbet eden insanların gayretleriyle böyle gün yüzüne çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.